Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün sizlerle beraber şu soruya yanıt vereceğiz. Temeli iyi olmayan biri derece yapabilir mi? Yani temelsiz düşük OBP'li bu tarz birileri derece yapabiliyor mu? Gerçekten yapabildiğini ben hem kendi arkadaşlarımdan hem kendimden hem de destek al sisteminde koşuk yapan koçlardan gördüm. Gerçekten düşük OBP'li 70 OBP'li 75 OBP'li kişilerin ya da 9-10'da gerçekten ortaması çok düşük. Hiçbir konuyu anlamamış. Temeli yok. Ona rağmen 115 net yanmış TYT'de. Ben bu bunları çok gördüm. Bütün bu tecrübelerimi hatta temelsiz öğrencilerimi derece de yaptırdım. Sayısal 72K'dan 8K'ya çektiğim öğrencim oldu. İşte 80K'dan 2K'ya çektiğim öğrencim oldu. İşte direkt temelsiz de ama 4K yaptırdığım öğrencim oldu sayısalda. İşte aylıkta 780. yaptığım öğrenci oldu. O yüzden bütün bunları, bütün bu tecrübelerimi size bütün eksiksiz bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu video o yüzden çok önemli. Bütün maddeler çok önemli. Eğer temeli düşükse kesinlikle bu videoyu izle. Bundan sonra o şekilde çalış ve hemen şu an bana şunu yazmanı isteyeceğim. OBP'm şu şekilde. Temelim yok ve netim bu şekilde. Ama sınav sonucunda sınav sonrasında geleceğim ve buraya yaptığım netleri yazacağım ve derecemi söyleyeceğim. Kazandığım hayalimi söyleyeceğim. Tarzında böyle coşku dolu, motivasyon dolu hırslandığım bir yorum atmanı isteyeceğim. Gerçekten bunları at. Bunlara göre de bir koşuk çekilişi. Bir tane öğrenciye koşuk ben vereceğim arkadaşlar. O şekilde o yüzden yorumları bunu belirtmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk maddemiz bağlantılı konular. Gerçekten çok önemli. Temeli eksik olan öğrencilerin netlerini arttıramama sebebi bu aslında. Yani çünkü bazı konular bazı konular onaylarla bağlantılıdır ve bazı temellerle bağlantılıdır. Mesela klasik denklem kurma, oran orantı bilgisi, sayılar bilgisi, belki problem sorularını yapamama sebebindir. Yani sen bunları bilmediğin için yapamıyorsundur. Belki fonksiyonları yapamama sebebin bunlardır. Belki türevi yapama sebe yapamama sebebin fonksiyonlardır. Polinomlardır. ikinci dereceden denklemlerdir. Belki iki, ikinci dereceden denklemleri yapamama sebebinde e, TT matematikteki bas basit eşitsizlikler konusundandır. Belki bu konuları yapamama sebebinde çarpanlara ayırma konusunda eksik olmandır. Ya bütün bunlardaki eksiklerini fark etmen ve bağlantılı konuları hallederek ilerlemen, ilk başta böyle sıralamayla ile ilerlemen çok önemli. Özellikle bizim temelimiz düşükse kesinlikle ilk başta öğrenmeyi öğrenmemiz lazım. Yani biz bir konunun mantığını nasıl algılayabiliriz? Onu zaten geçmiş videomda anlattım. Ama biraz daha sorgulayarak neyin nereden geldiğini, yani o hocanın anlattığı şeylerin her şeyi sorgulayarak, her önemli bilgiyi not alarak ve günlük tekrarlarla, haftalık tekrarlarla ve bunları sürekli pekiştirerek çok soru çözerek zaten biz biz bir konunun mantığını anlamaya çalışacağız. Bunu geç, dün attığım videoda da aslında söyledim. Onu da izlemediysen kesinlikle izle. Ve yani temelsiz derece yapılabilir. Çünkü ben bunların yapılabildiğini gördüm. Ben bunları kısa sürede atıp bu temeli kısa sürede atıp sonrasında üzerine hızlı hızlı koyan kişileri gördüm. Ama tabii ki bu videoda anlattığım maddeleri yaptılar onlar. Sen de bunları yapınca inşallah başaracağız. Hemen ikinci maddemize geçelim arkadaşlar. Seviye seviye kitap. Yani bizim kitapları çözerken kesinlikle düşük netli biri olduğumuz için sıfırdan başlayan kitaplarla başlamamız lazım. Yani ne bileyim TT fizikte ben ENS ile başlamıştım arkadaşlar. Sonrasında ne bileyim kafa dengeyi koymuştum. Çünkü kafa denge konu özetliydi. Sonrasında Nihat Bilgin'i koyup bilgi sarmal. E, sonrasında çapın fasikülleriyle de bunları destekliyordum. Bu sayede gerçekten netlerimi çok fazla arttırdım. Yani sizin de ya fizik örneği verdim şu an size. Bu kaynakları bu arada direkt fizik kaynak önerimdir benim. Bunları alabilirsiniz. Hatta kitabışlar.com'dan alırsanız destek al 5 indirim kodu var. Oradan da indirim kazanabilirsiniz. Hem kitabışlar daha cüze satıyor hem de ekstra destek al 5 indirimi var. Bunu her kitap alışverişinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta kullanın bana DSS'lerini atın ben de size bir kitap hediye edeyim. Instagram'dan atarsanız inşallah. Sonrasında arkadaşlar 3. maddemiz denemeler. Yani artık seviye seviye kitaplarımızı çözdük. Çok fazla bağlantı konuları hallederek ilerledik. Ve denemelerde de aslında ne kadar eksik olduğumuzu görmemiz lazım. Yani şimdi denemeye girdin 30 netin geliyor. Ama orada eksik olduğun şeyler sana bir, şey, sana bir şeyler söyleyecek. Ve fen ve sosyalde deneme çalışmalarımız kesinlikle bizim netlerimizi arttıracak. Yani denemede yap, yanlışa göre çalışman. Ha denemede bu konu böyle soruluyor şeklinde görüp konu anlatımı ona göre yapman inanılmaz önemli. Ve temelsiz kişilerin bence haftada bir de olsa e, deneme çözmesi gerekiyor. Bir Türkçe branş da olsa özellikle Türkçe'de zaten denemeler, ales paragraflar gibi şeyleri çözmeniz çok çok önemli olacak. Ve deneme demişken arkadaşlar kurumsal denememiz yakında çıkacak. Destekalyks.com'da bunu duyuracağız. E, ve kurumsal denememizde işlerin yayınları işte çap, orijinal, apotemi bilgisayar mal hocaların yazdığı yayınlar e, denemeler bunlar. Ve bunları haftalık olarak çözeceğiz. Türkiye genel sıralamanız olacak ve buna göre denemezleri haftalık grup koşluğu, haftalık size bana 7-24 soru sorma imkanı gibi benimle sürekli iletişimde olma imkanı gibi bir sürü hizmetimiz olacak. Soru çözüm grupları, deneme grupları gibi. Bunun hakkında bilgi almak istiyorsanız da destekalyks.com'dan alabilirsiniz veya bize mail atabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden denemelerde de bu duyurumu yapmış olayım. Hemen psikolojik kısma geçelim. Ya bence temelsiz birine derece yapamama sebebi buradan geçiyor. Yani psikolojik olarak kendini zayıf görüyorsun. Yani emin ol benden veya herhangi bir derece öğrencisinden hiçbir farkın yok. Ya çünkü bak ben çember serkeyde 7 kez çalışma anladım. Emin ol buradaki bu videoyu izleyen herkes çember serkeyde 1-2 çalışmada anladı. Şimdi ben mi malım? Hayır. Siz de değilsiniz ya kusura bakmayın argo konuşuyorum ama hiçbirimiz mal değiliz. Hepimiz yapabiliriz. Hiçbirimizin zeka anlamında bir eksikliği yok. Bazılarımız bazı konu 7 kez çalışacak. Mesela benim 7 kez çalıştığım konuyu sen bir kez çalışıp halledebilirsin. Benim 7 kez senin 7 kez çalıştığın konuyu da ben bir kez de halledebilirim gibi farklılıklar tabii ki var ama bu fazla emekle, fazla mesaiyle kesinlikle kapatılabilecek farklar ve öncelikle kendine güvenmen ve kendine negatif teşhis koymaman gerekiyor. Yani ben işte matematiği yapamıyorum. Aha bu teşhis koyarsan psikolojik olarak her matematiği çözdüğünde aklında bir stres olacak. Ya yani şöyle düşün, ben mesela burada tek başıma çektiğim videolarda daha böyle rahatım, değil mi? Ama böyle daha e, böyle gerildiğim insanların yanında video çekerken veya topluluk içinde video çekerken tam olarak e, stresli olduğum için kendi performansımı öne çıkartamıyorum. O yüzden bu da stresle alakalı. Yani sen kendine kötü bir teşhis koyarsan stresli olursun ve kendi potansiyelini ortaya çıkartamazsın. Senin de içinde bir cevher var ve sonunu düşünme. Yani konular yetişecek mi? Cetçet bunları düşünmeden kaynak çok fazla kaynağı nasıl yetiştireceğim? Hiçbir kaynağı soruyu anlamıyorum. Deme inatlaşarak gerçekten gerekirse 5 kez 10 kez deneyerek devam ettiğinde yapabileceksin. Benim yapan arkadaşlarım oldu. Yapan koçlarım, yapan öğrencilerim. Ben de aslında 9-10'da sadece yazıldan önce çalışan biri olarak yani sadece TT 9 ve 10. sınıftaki hiçbir temelim olmamasına rağmen hiçbir konuyu hatırlamamama rağmen son sene çalışmalarımla derece yapabildiysem sen de yapabilirsin ki benim sınav senemde ben arkadaşlar çok da olağanüstü hani babamı kaybettim ben hani 3 ay ara verdim ben yapabildiysem ben tekrardan son 3 ayda 70 nete düşüp tekrardan 115 netlere çıktıysam sen de çıkabilirsin. E, tabii ki hiçbirinize bu zorluk verilmesin inşallah. E, Allah hepinize kolaylık versin. Yine zor bir süreç ve ben bu zor sürece rağmen derece yapabildiysem ben herkesin yapabileceğini, herkesin takıntılı gibi sınava odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer odaklanırsanız inşallah yapacağız. Bir de arkadaşlar şimdi bizim temelimiz düşük olduğu için bir diğer maddemiz program yapmamız lazım bence. Çünkü bir bağlantısal konuları çalışacağız. Biz şu an hocanın işlediği konuları bir de düzenli paragraf program geometri çözeceğiz. Buna özel bir program hazırlamanız gerekiyor ve ben program videosu çekmiyorum istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve aslında ücretsiz programlarımda Telegram dershanemizi atıyoruz. Ücretsiz Telegram dershanemiz var. bunun linkleri de açıklamada var. Oraya gelin. Ben size programda atayım. Daha önceden yaptığım programları da atayım. Hem fikir edinirseniz hem de ben size yardımcı olurum. Program yapmanız çok önemli. Çünkü her şey planlı bir şekilde. Saatlik program. Hani bunu şu zaman yapacağım. Bunu şu zaman yapacağım. Şeklindeki şeyleriniz kesinlikle size çok daha etki edecek arkadaşlar. Ya program yapıp bunları düzenli bir şekilde götürmeniz lazım. Yani aslında temelsiz derece yapılabileceğini buna inanmanız gerektiğini ben düşünüyorum. İnanırsanız olacak. Kendinize güvenirseniz olacak. Negatif teşhis koymazsanız olacak. Tabii ki konuları daha farklı çalışmanız, daha fazla çalışmanız, daha fazla kaynak çözmeniz, seviye seviye kaynaklar çözerek ilerlemeniz kesinlikle gerekiyor. Bunları yaparsak emin olun ki olacak arkadaşlar. Temelsiz derece yapılabilir. Yapanlar var. Siz de bunlardan biri inşallah olacaksınız düzenli olarak paragraf derece isteyenlere özel öneriler vesaire gibi mükemmel videolarım geliyor. O yüzden onları da kaçırmak için kanala abone olmayı unutmayın. Beni de desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınız, likelarınız abone olmalarınız beni çok mutlu ediyor. Ben daha fazla video çekesim geliyor arkadaşlar. Size daha fazla yardımcı olasım geliyor. O yüzden beni de desteklerseniz çok çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin. Başarılar diliyorum arkadaşlar.